Savaş Baldoğa'da Yaşam kanalımdan herkese sevgi ve selamlar. Elazığ'ın Kovancılar ilçesi Beşpınar köyünde bulunan Altın Kaz Kaz Çiftliği'ndeyiz. 2016 yılında 15 bin metrekare kapalı, toplamda 140 bin metrekare açık alana kurulu Türkiye'nin en büyük ve ilk entegre kaz tesislerindeyiz. Birlikte gezelim. Tepebak köyündenim. 1992'de Almanya'ya gittik. Gurbetçiyim aslında. 30 sene orada çalıştıktan sonra böyle bir yatırım kararı aldık. Ülkemize faydamız olsun diye, memlekete, bu kırsal kesime bir faydamız olsun diye böyle bir yatırım kararı aldık. Kardeşlerimle beraber, ailemizle beraber. 2016 yılında ilk temelleri atmaya başladım. Kazcılığı tabii ki orada öğrendik. Yani Almanya'da öğrendik bu kaz işini. Oradaki kaz üretim çiftliklerinde çalıştım. Para almadan çalıştım. Oradaki detayları, oradaki incelikleri orada öğrendikten sonra bu işin fizibilite çalışmasını yaptıktan sonra Türkiye'de niye gelişmemiş, niye bu seviyeye gelmemiş, niye bir sektör olmamış daha doğrusu, kaz üzerinde bir herhangi bir üretim yapılmamış. Ufak tefek aile işletmeleri genelde. Bu fizibilite çalışmalardan sonra biz bu işi burada yapabiliriz diye karar verdik. 2016 yılında ilk temellere başladık. Tamamen öz sermayemizle bu son döneme kadar kesimhaneyi devlet destekli yaptık. %50 hibeyle. Ama %90 kendi öz sermayemizle temelleri 2016'da başlayıp bu seviyeye getirdik. İlk kaz üretimimiz yumurtaları Avrupa'dan getirdik. Alman ırkı bunlar. Almanya'dan getirdik. Et verimi, yumurta verimi yüksek ırklar bunlar. Genelde Avrupa'nın %90'ında da bu ırk kullanılıyor. Bunlara Alman Dithmarsch kazı diyorlar. Türkiye'de Mast kazı diye tanındı. Sofralı kaz diye geçiyor bunlar. Çok lezzetli. Bizim yerli kazlara göre çok çok lezzetli. Hem et lezzeti, hem yumurta verimi, hem yavruların büyüme oranları, her şeyiyle ticari bir ürün. Bunu getirdik, yumurtaları getirdik ilk Almanya'dan. Üretime başladık. Türkiye'nin şu anda en büyük entegre kaz tesisini kurduk. Geçen sene ilk kesimimizi yaptık. Kesimhaneyi devlet destekli %50 hibeyle yaptık. Şu anda üretimimiz devam etmekte. Bu sezonda şu anda yavru üretimimiz var. Yavrular çıkmaya başladılar. İlk çıkımlarımızı aldık. Bunları tabii büyütüp kesime vereceğiz. 8. 9. ayda kesime gidecek bunlar. Genelde yavru olarak satıyoruz. Yumurta satışlarımız var. 8. aydan sonra da et olarak satışlarımız olacak. Bu seviyeye gelmemiz tabii ki kolay olmadı. Yani bayağı bir zorluklarla karşılaştık tabii ki. Ama onları hep geride bıraktık. Bundan sonra inşallah kurumsallaşma, markalaşma yönünde ilerleyeceğiz. Yurt dışına planlarımız tabii var. Özellikle İsrail, ondan sonra Arap ülkeleri bunu bizden talep ediyorlar. Yurt içinde de talep çok tabii ki. Bunu daha da büyüdü. Kapasiteyi daha da kat kat büyüdü. İnşallah modern bir tesis. Broiler tavukçukta olduğu gibi. Oraya doğru ilerliyoruz inşallah. Hedefimiz o. İnşallah birkaç yıl içerisinde o hedeflerimize ulaşacağız. Şu anda Türkiye'nin en prestijli marketlerinde ürünlerimiz satılıyor. Yani 7-20 bir serüvenle sıfırdan başladık. Çok güzel gelişmelerle beraber. Şu anda Türkiye'nin en prestijli metro marketler zincirinde ürünlerimiz 8 aydan beri satılmaya devam ediyor. Hala da satılıyor ürünlerimiz. Onun yanı sıra BİM marketlerin bir kolu olan file marketlerde ürünümüz satıldı. Çok beğenildi. Şu ana kadar 8 aydan beri, 1 yıldan beri herhangi bir
Şikayet almadık. Çok olumlu geri dönüşler oldu. Hatta daha fazla istediler bizden. İnşallah bu sene kapasitemizi arttırdık. Kesime yönelik civciv satışlarımız az olacak. Kesimli kaygılarımız daha fazla olacak. Ona yönelik çalışmalarımız devam ediyor. Ürünümüzü çok beğendiler. Daha fazla istiyorlar bizden. Kaz ciğeri olsun, taşlı olsun, yüreği olsun. İnşallah hepsini metro marketlerde satışa sunacağız. Önümüzdeki sezon da aynı şekilde. Carrefour'la görüşmelerimiz devam ediyor. Carrefour'da inşallah bu sene içerisinde Migros'a da vermeyi planlıyoruz. Yurt içinde bir doyuma ulaştıktan sonra hedefimiz Arap ülkeleri tabii yani. Hedeflerimizden en büyüğü olan işte yurt dışına ticaret yapıp ülkemize döviz kazandırmak da aslında hedefimiz. İnşallah o hedefimize de ulaşacağız en kısa zamanda. Yatırımları daha da modernize gideceğiz. Kümes sayılarımızı artıracağız. Şu anda 18 bin metrekarenin üzerinde kapalı alanımız var. Hedefimiz 40 bin metrenin üzerine çıkmak. Yani 50 bin metrekare kapalı alana çıkmak hedefimiz. Kesimhanesiyle, kuruçhanesiyle, kümesleriyle, yavru büyütme, besin bölümleriyle beraber modern bir entegre tesis olmak istiyoruz. Bayilikler de vereceğiz inşallah. Yani bunu kurumsal şirketlerde satışa sunduk. Çok güzel tepkiler geldi. Bunun inşallah her ilde bir bayilik vermek şekliyle, eğer oradaki kurumsal şirketler yoksa, Metro gibi ya da BİM gibi, işte Carrefour gibi marketler yoksa, orada herhangi bir kasapla, bir şarküterilerle, bir marketle anlaşacağız. Oraya bir bayilik şeklinde vereceğiz. Orada temin edebilirler. Trendyol'da da satışlarımız var. Trendyol'da da satıyoruz. Ondan sonra telefon açtıkları zaman kargoyla da gönderebiliyoruz. Hiçbir sorun yok. Özel bir kutusu var zaten. Donmuş vaziyette. Yani istediğimiz yere gönderebiliyoruz. Kargo şirketleriyle anlaşmamız var zaten. 48 saatte en geç oraya ulaşması gerekiyor. Paketlememiz özel bir paketleme zaten. Köpük kutularda gidiyor. Yanına buz bırakıyoruz. Buz kütleleri var. Bozulmadan tüketici ulaştırıyoruz inşallah. Bir sorun olmuyor. Damızlık hayvanlarımız var. Araç hayvan dediğimiz hayvanlarımız var. Onları özel yemlerle besliyoruz zaten. Özel program, ışık programı, ondan sonra altlıkları özel, yumurtalıkları özel bir program uyguluyoruz. Genelde Mart ayının ortalarında yumurtlamaya başlıyor hayvanlar. Günlük sabah bir de akşam olmak şartıyla yumurtaları taze taze topluyoruz günlük olarak. Getiriyoruz yumurta dinlenme odasına geliyor yumurtalar. Özenle onların şeyleri var, yumurta dizme sepetlerimiz var. Onları dizdikten sonra yumurta dinlenme odasına alıyoruz. Yumurtalarımız bir makine kapasitemiz doğrulana kadar orada bekletiyoruz. 7056 tane makinelerin kapasitesi, her bir makinenin kapasitesi 7056 adet. O dolduktan sonra makinelerimize dolduruyoruz, gelişim makinelerini. Gelişim makinelerinde 28 gün gelişim makinelerinde kalıyor. Onların günlük şeyleri var, onların programı var. Günlük çıkarıyoruz, dinlendiriyoruz, ıslatmaları var onların. Bunlar özel bir sistem var bunların. Islatılması gerekiyor, nemlendirilmesi gerekiyor, dinlendirilmesi gerekiyor. Makineden çıkarılıp 10 dakika, 15'er dakikalık bir programları var. Ondan sonra tekrar makineye bırakıyoruz. 28. günden sonra çıkım sepetleri dediğimiz çıkım makinesini alıyoruz. Sepetlere dolduruyoruz tek tek. Onları çıkım makinesini alıyoruz. 3 günde oradan kaldıktan sonra 31. gün çıkımlarımızı alıyoruz yavruları. Ondan sonra civciv büyütme kümeslerine geliyor. Tabii özel yemleri var bunların. Özel yemlerle besliyoruz bunları. Sobalarımız var. Sobaları ısıtma 32 derecede olması gerekiyor. Gece gündüz içinde elemanlarımız var. Gece bekçilerimiz ayrıdır. Gündüz bakıcılarımız ayrıdır. Özel bir program var onun. Onları büyüttükten sonra daha büyük kümesler alıyoruz. Ondan sonra orada da 4 ay besledikten sonra özel bir yemle artı yoncamız var. Arpa, mısır gibi tamamen organik yemlerle besleyip 4. ayın sonunda kesme geliyor. Kestikten sonra paketleme, soğuk hava depoları, şok odamız var zaten. Kestikten sonra hayvanlarımızı eksi 40 derecede şoklayıp ondan sonra eksi 18 derecede muhafaza ediyoruz. Satışa hazır hale getiriyoruz.
Yani kısaca anlattım size. Tabii bu uzun bir maraton. Kesime gelene kadar ama kısaca böyle bir anlattım. Detayları var tabii bunların. Ondan sonra satışa sunuluyor. Kuru yolum sistemi. Türkiye'de tek şirketiz bu kuru yolum sisteminde. Tamamen helal kesim şeklinde kesimlerimiz var. Tüylerini ıslatmadan, sıcak suya batırmadan özel yurt dışına getirdiğimiz makinelerle yolup tüylerini direkt torbalara dolduruyoruz. Aynı şekilde yurt dışına satıyoruz. Kesime hazırlanan hayvanları buraya alacağız. Buraya aldıktan sonra kesime gidiyor hayvanlar. Eğer buna bir ay sonra gelsem buralar komple dolar. Bir ay sonra buralar hepsi kaz doladı. Yani buralar kazlarımız büyüyecek. Sezon yeni başladı. Bizdeki üretim sezonluktur. Yani sezon Mart ayında başlar yumurtlama. Nisan'da çıkmaya başlar. Şu anda tesiste anaçlar ve yavrular var. Yavrular var tabii. Onlar büyüdükçe böyle bu kümeslere dağıtım yapıyoruz. Dolduruyoruz. Ondan sonra 8. ayda da kesime başlıyoruz. Sistem öyle yani. Ondan sonra kesim biter. Yumurtlama sezonu biter. Ondan sonra geri kalan hayvanları da büyütürüz. Hepsini kesime gider. Kesim biter 2. 3. ayda. 2. ayda doğru kesim biter. Tekrar yumurtlama döngü öyle devam eder yani. Tekrar ikinci ayın sonunda yumurtlamaya başlar. Ondan sonra tekrar aynı şekilde yavrulama başlar. Nisan'da büyütülür, Mayıs'ta, Haziran'da. 8-9. ayda kesme başlanır. Yani bir ay sonra bu kümeslerin hepsi dolacak. Şu anda kışkımlarımız yeni başladı. Bundan sonraki süreçte otomasyon sistemine geçmemiz gerekiyor. Otomasyon silolarını da bıraktık. Bundan sonra yemlenme. Desi hep otomasyon olacak inşallah. Burası bizim anaç kümesi. Böyle hem yumurtlama hem tüm dökme zamanları. Aynı şekilde yumurtalıkları var. Orada yumurta yapıyorlar. Günlük onları sabah akşam topluyoruz. Götürüp dinlenme odasına alıyoruz. Kuluçkaneye götürüyoruz onları. Hayvanlar gayet sağlıklı şu anda. Dişileri görüyorsun. Dişileri bayağı hırpalamışlar. Nisan ayında özellikle Mart-Nisan ayında bayağı hırpalıyorlar dişileri. Ondan sonra tekrar yeniden tüyler çıkarıyorlar Nisan'dan sonra. Şu anda tüy dökme zamanı. Gel. Özel bir yemle besliyoruz bunları. Alman ırkı mı bunlar? Bunlar Alman ırkı. Bir de bu ırkın en büyük özelliği dişi erkek oranında belli edebiliyorsun. Mesela bu erkek bir hayvan. Sarı. Sarı olanlar erkek. Şu böyle şey olanlar dişi bunlar. Şu dişi mesela şu erkek. Bu ilk bir hafta böyle belli edebiliyorsunuz. Şu gri olanlar, alacalı olanlar dişi, şunlar erkek. Ama bir ay sonra hep bembeyaz olurlar. Bunlar anlayamazsınız bir ay sonra. Ama şu anda anlayabiliriz. Bu sadece bu ırka özel bir olaydır. Öbür ırklarda bunu göremezsiniz. Bu dişi, bu erkek. Şu da dişi. Şu erkek. Şunlar erkek. Hop kaçtı. Şu erkek. Şunlar ikisi erkek. Büyük ihtimalle erkek. Böyle ayırabiliyoruz. %95 oranında böyle içinden seçtiğimiz zaman dişi erkek diye ayrım yapabiliyoruz. Gel.
Dik. Efendim altın kas çiftliğini gezdik. Farklı bir videoda tekrar birlikte olabilmek umuduyla kendinize iyi davranın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.